Hakan'ım yıllar yıllar geçmiş, hep sen evrim geçirmişsin. Hiçbir şey değişmemiş değil mi? Ne kadar güzel. Ya nasıl annesi? Hiçbir şey değişmemiş ya. Hale bak arkadaşlar, bir bakın ne evet, olur bakın. Evet, şu anda ya. İki porsiyon annem geldi. Sevgili Hakan, Aydın neredeyiz? Elif'i de gördün mü? Aa, işte buradayız. Ah canım, toy bir delikanlıymış Hakan. Yıllar yıllar geçmiş, kendisi ünlü bir tüp bebek uzmanı olmuş. Aman yayınları da çıkarmış. Efendim, Kanal Türk'te hafta sonu başlamış. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Herkesin kitaplarını böyle canlı yayında gelen konuklarımızın neler yaptığına dair anlatırken herkesin bunun kitaplarını da ekranlara taşıyorduk. Benim canım yok mu? Benim kitabı da sarkalamıyor. Haftaya da ben kendi kitabımı getiriyorum o zaman. Süper. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Düello'ya gel. İşte konuklarımız hazır, bizler de hazırız. Tekrar ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sizler de buraya hoş geldiniz. Geldiniz. Filip Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasıl geçti hafta Hakan'cığım? İyiydi, gayet iyi. Gezdim geldim. Tüp bebekleri yaptım geldim diyorsun. Aynen öyle. Senin nasıl geçti hafta? Benim de gayet güzel geçti, yoğun geçti. Ne güzel ki bir hafta sonu yeniden buluştuk canım. Kamyonlara tırmandın mı yine? Yok, bugün bu hafta kamyon yoktu. Yok, araba hiç. Tepesindeydim genelde. Evet Gülnur'cum hoş geldin. Biz aslında çok eskiden tanışıyoruz. Bir arkadaşımızın evinde böyle bir akşam yemeğinde karşılaşmıştık. O zaman daha hazırlanıyor muydun? Çünkü aslında özgeçmişine baktığımda bir dolu eğitim almışsın, bir dolu seminere katılmışsın. Yani CV bir hayli kabarık. Ama o zaman sanıyorum daha devam ediyordu bu eğitimler. Devam ediyor. Zaten ruh sağlık konusunda eğitimler bitmiyor. İşin içine girince hani bir iki eğitimle bitmiyor. Sonsuza kadar devam eden bir yol. Hı hı. Hakan duydun mu spiritüel gelişim uzmanlığı diye Yok, bir şey? Yok, onun için soracağım. Evet. Nedir efendim spiritüel gelişim uzmanlığı? İnsanların ruhlarına olan yolculuğuna yardım ediyoruz. Wow. Nasıl yani? Genelde toplumda hani statüler şeyler var, ruhsal varlıklar olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz ve onların ruhsal benliğini arttırmaya çalışıyoruz. Özüyle olan iletişimi, maneviyatını yükseltmeye çalışıyoruz insanların. Çünkü her şey ruhla alakalı bir şey. Yani senin yanından çıkıyor adam diyor ki ulan ben neymişim be, vay be seviyorum kendimi. Öyle bir şey mi? Evet, kesinlikle öyle. Peki, yani hayatımızda, başarılarımıza, kariyerimize, istediğimiz her şeye dair yapacağımız her şeyin gücünü içeriden, ruhumuzdan mı alıyoruz? Kesinlikle öyle. Hani toplumumuzda bunu çok fazla göremiyoruz ama kesinlikle öyle. Yani yapacağımız her şey bizle alakalı. Korkularımız bizi engelliyor, o konfor alanı dediğimiz bizi engelliyor. Bütün aslında baktığın zaman başarı, hani çocuklara baktığın zaman çok çalışıyorum olmuyor. Çünkü eninde sonunda onun içinde bir korku ve heyecan. Hı hı. Heyecanı engelliyor ve bunları aştığımız zaman ve korkuların üstüne gittiğimiz zaman aslında başarı da geliyor, para da geliyor, bolluk bereket de geliyor aslında hayatımıza. Allah Allah. Yani. Peki QEPR diye bir teknik varmış. Bu nasıl bir şey? Ne yapıyorsunuz mesela? Onu ben Türkiye'de ilk uygulayan benim. Hocam Londra Kraliyet Terapistinin, Kraliyet Ailesi'nin terapistinin terapisi. Ve şöyle bir şey Kraliçeye var. Kraliçeye de terapi veriyorlar mı? Ve herkesin ihtiyacı olan aslında. Vücudun belli noktalarına vurarak oradaki duygusal özgürleşme teknikleri. Nasıl bir vursana Hakan'a mesela. Çok ya nasıl bir işten söylüyorsun sen bunları? Valla mesela birkaç örnekleme yapabilir misin evet, bize? Evet gel vur hadi. Şöyle, burada yapamam çünkü çok konsantrasyon gereken bir şey. Yapmak isterim ama gerçekten kişinin de konsantre olması gerekiyor. Olaya da konsantre olması gerekiyor. Ben hayatta konu biliyorum ben. İşte o yüzden teke tek seanslar daha iyi. Hani burada çünkü spotların altında çok zor, çok isterim yapmak ama hı-hı, kişi üzerine size yarar sağlamaz. Anladım ama nasıl bir şey olduğunu görmek ve göstermek adına... Şöyle söyleyeyim ben size. Yok hayır, o meditasyon pozisyonu. gelen kişiye önce... Mesela kilo sorunuyla ilgili birisi geldi. Önce aslında o kilo sorununun altında korunma ihtiyacı, hayata olan güvensizlik yatıyor aslında. Hmm. Ve orada konuşmamız gereken travmayı temizlememiz gerekiyor orada. Ve temizlememiz gereken travmayı da soruyorum ben. Diyorum ki buna duygusal olarak kaç puan veriyorsun içinde? Kaç puan veriyorsun? Ve vücudun o sırada belli noktalarına vurarak, mesela şu noktalar, göbeğe bu noktalar. Yok, orası küçüğüm, yok. Küçüğüm. Buralara vurarak, böyle vurarak ve buralara vurarak bazı duygusal boşalımlar sağlanıyor. Çünkü her şey bedende aslında. Önce ruh hasta oluyor, aha, hastalanıyor, sonra bedenimiz hasta oluyor. Peki mesela nasıl tepkiler veriyor insanlar? Diyelim ki full konsantrasyonsun, işte belli noktalara vuruluyor. Ne oluyor mesela? Kimi ağlıyor, kimi öksürüyor. Çünkü oradaki o travma aklına geliyor ve oradaki duygusal boşalım sağlanıyor. Aslında ağlamak da çok önemli bir şey. Hmm. Aslında ağlamak çok rahatlatıcı bir şey.
Peki yani o noktada ondan sonra o kırılma noktalarını çözdükten sonra insanlar zayıflamaya mı başlıyor? Evet, nasıl kesinlikle oluyor? Yemek ihtiyacı artık kapanmaya başlıyor. Zaten biz doğduğumuzdan itibaren ne yiyip ne yemeyeceğimizi biliyoruz aslında. Ama ne yazık ki hani yaşadığımız olaylar bir şekilde hani bize çikolata bağımlılığı. Bunların hepsi çünkü bir kere insan buzdolabına gittiği zaman şunu sormalı kendi için. Acaba niye yiyorum ben? İhtiyaçtan mı yiyorum? Acaba oradaki duygusal boşluktan mı yiyorum Yok, acaba? Yok, kimse ihtiyaçtan yediğini kabul etmiyor. Kilo problemi olanlar, evet, can sıkıntısı, bir şeye üzüldüğüm zaman ya da sevindiğim zaman onun bir bahanesi var zaten. Ama insanlar hiçbir zaman ihtiyacım olduğu için yiyorum demiyorlar. Kesinlikle evet, diyetisyenler var, her şey var ama kesinlikle onun altındaki neden temizlenmesi gerekiyor. Çünkü benim eğitimini aldığım Luce Hay var, bu hastalıkların duygusal nedenlerini çok güzel anlatan bir kitabı var. Hı-hı. Ben eğitimini aldım Hamburg'da ve önce onların da hasta, çünkü neden her doktora gittiğimiz zaman şey denir, stresten. Bebek bir şey bulamazsak da... onu diyoruz genelde. Tek bir şey var, stresten. Bir de bebek olaylarında da mesela hani bana da gelen insan çocuğumuz olmuyor. Çünkü o anda değilsin, o olaya bir takılısın. Heh. Hocam siz daha iyi biliyorsunuz, o olaya takılısın. Yani sen benim sulara geldin. Evet, o olaya takılısın. Hamilelik de aslında zihinde başlıyor. Çocukluktan gelen kodlar var aslında. Ona çocukluğunda sen çocuk yapamazsın, işte sen çocuk doğuramazsın gibi bu ithamlarda bulunduysa aile, hamilelik birazcık daha gecikiyor. Aslında altında psikolojik nedenler var. Ve o negatif kodlar temizlendiği zaman bir şeyleri akışına bıraktığın anda hamile kalmaya başlıyor. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bizim de zaten yaptığımız iş o esasında. Yani psikolojik olarak çok yüklenmiş olarak geliyor çiftler bize. Çünkü çocuğun olmaması bir dert, çevreye bunun nasıl anlatılacağı bir dert. Yani bir toplum baskısı da var bu konuda. Çünkü Türkiye'de aile kadın erkek ve çocuklar diye tanımlanıyor. Yani kadın erkek aileden toplum sayılmıyor. Toplum kodlarımız sağ olsun. Aynen öyle. Filip sen ne dersin? Senin de bu tip hastaların var. Hastaların psikolojisini nasıl düzeltiyorsun hocam? Evet, şimdi biraz önce ben de soracaktım bir şeyler. Her şey içten geliyor, her şey ruhtan geliyor. Bir düşünce. Yani insanın kafasında ne varsa, ne olmasını istiyorsa bence düşünerek onu yapıyor. Bu kişisel gelişim kitaplarında en meşhurundan bir tanesi Tanrılar Okulu mesela. O ne düşünüyorsan onu yaparsın. Bizim hastalarımız da öyle. Bazen tamamen umutsuz geliyorlar. Artık benim olmaz diye. Ama kafasında bunu, ben bunu yapacağım diyen insan defalarca bunu deniyor ve başarıyor. Yani her şey bence düşünceden geliyor. Bu hayatımızda da böyle, sadece sağlıkta, tüp bebekte şeyde değil. Bütün hayatımızda da iyiyi düşünüyorsak iyiyi muhakkak yapıyoruz. Ama kötüyü düşünüyorsak kötüyü kendimiz çağırıyoruz. Öyle değil mi? Yaratıyoruz, yani, kesinlikle yaratıyoruz. Bence insan ve toplumlar bunları bu şekilde yapıyor ve yaratıyor. İyi düşünenler yükseliyorlar, iyiye gidiyorlar, kötüler de bir çöküyorlar. Kesinlikle. Mesela şöyle bir şey yok, bunlar niye benim başıma geliyor? Şimdi bizim toplumun klasik problemi. Bu niye benim başıma geliyor? Niye bunlar bende oluyor? Hiçbir şekilde kendimize bir şekilde bakmıyoruz. Acaba da, niye senin başına geliyor? Ya da hep bana geliyor diye düşünmeler. Evet, kesinlikle yani, hep bana bizim geliyor. Bizim hastalarımızda da olur yani. Evet. Yani bu bende var. Yok, bu herkeste var. Tabii çok tipiktir o. Yani bu herkeste var. Bir tek benim başıma geldi. İşte sürekli olarak komşular doğuruyor. Yani evet. Çevredeki herkes rahatlıkla hamile kalıyor. Ya bütün ta aile. Ki bizim bekleme odasına gelinceye kadar. Oraya gelince de Allah diyor, kimsenin çocuğu olmuyormuş. Bak her yer öyle. Gerçekten bu çok... Şeyi soracağım ben. Bu vuruyorsun ya. Evet. Hangi tip rahatsızlıklarda bu kullanılabilir? Şöyle, çocukların sınav korkusu, aşk acısı, aşk acısı, evet, endişe, klostrofobiya, uçak korkusuna çok etkili. Uçak korkusu yazmışsın da oraya geleceğim. Evet, uçak korkusu çok etkili. Ne uçak korkusu? Mesela uçak korkusunda onun da belli noktaları var, uçak korkusunda. Ve o noktaları vurduktan sonra tabii benim yaptığım seansı 4 kere yapılması gerekiyor. Ve yerde yapıyorsun değil mi, uçakta değil? Yok, yerde kişinin oraları kendisinin de vurması gerekiyor. Uçağa binme anı. Mesela benim bir danışanım vardı. Ertesi gün hep bu örneği veriyorum çünkü çok etkilendim. Yani bir seansta çok iyi bir sonuç aldık. Ertesi gün oğluna yurt dışından kız istemeye gidecekler. Dedi ki 10 yıldır ben binemiyorum dedi. Evet. Voleybol antrenörü. Evet. Binemiyorum. Peki dedim, siz ne yapıyorsunuz dedim. Yani bütün sosyal yaşantınızı sıkıştırmış bir haldesiniz şu an. Dedi ki ne olur dedi. Beni dedi, ne yapın ne edin dedi. Ben gireyim dedi. Bineyim dedi o. Ve bir gün önce dedi. Mi gelmiş seans? Ertesi bir gün uçağa önce. Binecek. Bu son dakikacılar da beni öldürüyorlar ya. Bizim bence... İpek şimdi bizim... Hepimiz öyleyiz yani son dakika. Ondan sonra ben dedim ki yani dedim, bir seansla yani ben de size öğreteyim dedim.
çok güzel, gayet rahat binmiş ve çıktığı zaman seanstan dedi ki, ben koşa koşa şu an dedi uçağa binmek istiyorum dedi. Onun haricinde Xanax'lar kullanmış. Ondan sonra bir sürü psikolojik tedavi almış ama her yere yanında birisi ve arabayla. Allah Allah. Peki nerelerine vurmuş onu merak ettim ben. Nerelerine? Şimdi neden soruyorum bunu? Şimdi uçakta böyle birileri bir taraflarına vurarlar diyor mu? Gülnur'a tanışmış demek. Şöyle şuralar. Şuralar. En etkili noktalar buralar ve buralar. Yani mesela İpek'cim sen çok kötü bir olay yaşadın. Akşam eve gidince mesela gözünü kapat. O olayı gözünün önüne getir. Ve şuralarına, buralarına bir vur. Göreceksin. Sen çok yanlış, çok yanlış bir şey söylüyorsun. Ben öldürürüm. Şöyle noktalar. Elmacık kemikleri ve köprülük kemiğinin altı. Birine sinirlendiğimizde de yapsak sakinler miyiz acaba? Kesinlikle. Şöyle çapraz. Evet, telefonumuz varmış. Merhaba, Hasan Hüseyin Şahin. Ne güzel isim. Hasan Bey, Hüseyin Bey, Sayın Şahin, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Heyecanınız varsa vurun buralarınıza, oralarınıza. Heyecanımız yok, sadece biraz eşimle yani üzüntümüz var. Hayırdır öyle inşallah. Söyleyeyim. Buyurun, sizi dinliyoruz. Bizim 3 yıllık evliyiz biz. Hala bir bebeğimiz yok. Onunla ilgili bilgi almak için... Ne yaptınız efendim? 3 yıl boyunca bebek... neler yaptınız? Bir kısaca anlatır mısınız? 3 yıl boyunca bizim hani çevremizden acele etmeyin, bekleyin, olur evet gibi sözlerle karşılaştık. Herhangi bir tedavi yoluna gitmedik. Yani yeni yeni düşünmeye başladık hani tedaviyi. Bir de şöyle bir şey soracağım hocamıza. Bizim yani ne gibi bir yol izlersek tedavi aşamasında doğru bir yol izlemiş oluruz. Yani nereden başlayalım? Tamam, onu Filip Bey'e soracağım. Bir tek şey sorayım size. Herhangi bir test tanı için tahlil falan yaptırdınız mı? Sperm testi istemişti hastanemiz. Evet. Yaptırdık. İlaç verdiler. Ondan sonra tekrardan gidin dediler, gelin dediler. Gittim, herhangi bir sorun, problem yani çocuğunuzun olmaması için bir problem yok dediler. Peki şimdi Doktor Filip'e soracağız. Sperm sayısını da sormak gerekir mi? Tahlilde ne sonuç çıktı? Vallahi ben tekrardan bir üniversite hastanesi ismini vermek istemiyorum. Gittiğimde herhangi bir sperm sayısında hani eksilme, azalma gibi bir şey yoktu. Sadece sperm hareketliliğiyle ilgili sorunumun olduğunu söylemişlerdi. Bunda ilaç tedavisiyle aşıldığını söylemişti doktorum. Ben tabii aralıklar halinde gittim tekrardan. Doktorumla tekrardan muayene oldum. Bu sorunun aşıldığını, tamamen aşıldığını söylediler. Ama tamam Hasan Hüseyin Bey, çok aslında teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Teşekkürler Hasan Bey. Doktor Filip size bundan sonraki basamakları söyleyecek. Evet, güzel bir noktaya gelinmiş herhalde değil mi? Evet. Aslında biz de Hasan Bey'in söylediği gibi biz de ilk geldiklerinde eğer evlilik süresi kısaysa biz de bekleyin diyoruz. Belli bir süre bekletiyoruz tabii ki. Bu ne kadar bir süre? Bir yıl. Her zaman konuştuğumuz gibi bir yıl eğer kendi kendimizi bir yıl düzenli ilişkiyle bu haftada 2-3 diye tarif ediyoruz ki bir sıkıntı, stres olmasın. Çünkü illa yumurta takibi yapan çiftler o biraz önce konuştuğumuz stresten dolayı bu sefer sıkıntıya giriyorlar. Bir yıl sonra eğer bir gebelik oluşmadıysa basit tetkiklerle başlıyoruz. Doğru başlamışlar. Çünkü erkeğin işi kolaydır. Bir spermiyogramla bir sıkıntı var mı? Hareket, sayı, morfoloji dediğimiz en çok morfolojiyi anlatırken sıkıntı yaşıyoruz. Normal sperm yüzdesi. Bunlar bizim için önemli. Bunlarda bir sıkıntı varsa bir problemimiz vardı deyip bir kenara koyuyoruz. Ama hanımları da muhakkak tetkik ediyoruz. Çünkü erkekte var diye kenara koyarsanız bu sefer hanımda bir şey çıktığı zaman bu sefer eksik bir tanı konmuş olur ve tedaviye tam gidemeyiz. Ama Hasan Bey de şu anda demişler ki hani son gelinen nokta çocuk sahibi olmanıza bir engel yok. Tabii ki. Şimdi ama eşinin de bir gözden geçmesi gerekiyor. Bir kadın doğum muayenesi, bir kadın doğum poliklinde, bir kadın doğum muayenesi. Bizim rutin yaptığımız yumurtalıkların incelenmesi, tüplerin incelenmesi. Bunlarda eğer herhangi bir sıkıntı yok ise takip eden doktor arkadaş ufak ufak başlayacaktır bir şeyler önermeye. 3 yıl olmuş.
Belki yumurtalık fonksiyonları gayet iyiyse ve sperm sayısı, hareketi, morfolojisi uygun ise aşılamayla başlayabilirler. Hı hı. Ama tabii ki biz sonucu tam bilemiyoruz. Bazen ilaçlar tam yeterli gelmiyor. Spermiyogram sonucu biraz sıkıntılıysa onu zaten belli bir sayının altında tüp bebek kendi doktorları da önereceklerdir. Evet, şimdi bu noktada mesela Gülnur, sana danışanlar da oluyor mu? Bir şeyi yapamıyorum, çok istiyorum ama hayatımda hiçbir şekilde o noktaya gelemiyorum. Ucuna kadar geliyorum ama hiçbir şekilde olduramıyorum. Bu noktada sanıyorum bilinçaltı da var devrede. O korkular, bahsettiğimiz, bastırılmış, bizim hatırlamadığımız ama farkında olmadan o şekilde yönetildiğimiz güdüler var. Bunları da açığa çıkarmanın belirli yöntemleri var sanıyorum. Nelerdir onlar? Bilinçaltı 0-10 yaş arasında kesinlikle bütün kayıtları alıyor. Çünkü zaten o kadar saf ki hani A desen A'yı alıyor bilinçaltı. Ve hepsini de anne babamızdan ve çocukların ilkokul öğretmeni ve anaokulundan gelen kayıtlar bunlar. Ve hani senin konuna dönersek pek sorduğun şeye şöyle bir şey var. Neye takılıysak hayatta aslında o bizden kaçıyor. Çünkü Neye takılıysa o bizden kaçıyor. Çünkü hayat anda yaşanıyor. Ve düşüncelerimizle zaten bir şeyleri, doktorumuz da söyledi. Düşüncelerimizle yaratıyoruz her şeyi. Sizin okuduğunuz kitabı da ben de okudum çünkü. Evet. Her şey düşünce aslında. Düşünce bizi rahatsızlandırıyor. Sonra hastalığa döndürüyor bunları. Ve öyle bir şey yani sürekli bir şekilde ben yani örnek işte tüp bebek olayına ben hamile kalamıyorum. Hı hı. Kalamıyorum. Bunu büyüklerimiz de söylemiş. Bir şey 40 kere söylersen zaten olur yani. İnsanlar bunu düşünce olarak zaten yaratıyorlar. Birazcık bu düşünceden sıyrılsın. Ben mesela şey diyorum. Birazcık başka şeylere dönün. Doğru unutun. Cümle ne olmalı? Ben hamile kalamıyorum yerine. Doğru ve olumlu cümle. İki tane hasta tipi söyleyeyim sana. Birincisi şu. İnce, zayıf genellikle. Hafif çalışan kadın giriyor. Doktor bey benim bu ay hamile kalmam lazım. Tüm planımı buna göre yaptım. Olmak durumunda. Kesinlikle hamile kalamıyor. Hafif toplu, neşeli bir teyze geliyor. Aman doktorum olursa da olur, olmazsa da olmaz. Bak o ay hamile kalıyor. Yani biraz düşünce çok önemli bu noktada. Rahatlık çok önemli. Fikse olmamak gerekiyor. İlla ki olacak, bu ay olacak, bu ay olmazsa şöyle olur. İşte yani bunları aştığı takdirde çok rahat bir şekilde. Çünkü biz belki Filip anlatır. Bir yere kadar olayı yapıyoruz. Yani yumurtayı alıyoruz, döllüyoruz, işte en iyisini seçiyoruz. Rahmi hazırlıyoruz, ilaçları veriyoruz, yerleştiriyoruz. Ondan sonra fizyoloji işliyor. Yani olması gereken o yumurtanın oraya yerleşmesi, işte 9 ay sonra bebek olarak dünyaya gelmesi. İşte burada tamamen hormonlar ve hormonların bağlı olduğu beynin üst korteksi, yani bizim pozitif mi negatif mi düşüncemiz çok etkiliyor. Evet, kesinlikle. Doğru olumlama cümleleri ne olmalı? Mesela doğru olumlama cümleleri, şimdi hamile kalamama durumunda kadın veya erkek kendini sağlıksız görüyor. Ben sağlıklıyım. Her şeyin bir vakti zamanı var. Gerçekten dünyada her şeyin bir vakti zamanı var. Ve o zaman gelmedikçe zaten bir şey olmuyor. Çünkü ben tamamen ruhsal çalıştığım için o zaman gelmedikçe olmuyor. Siz ne yaparsanız yapın o zamanı öne çekemiyorsunuz. Demek ki onun, çünkü her şey mükemmel bir zamanda hareket ediyor. Yani ben iyiyim, ben sağlıklıyım, ben hamile kalabilirim. Bu hayatımda olacak. Her şey yolunda, hayatımda her şey olması her şey gerektiği yolunda. Gibi. Her şeyin bir zamanı var. Ama ne yazık ki biz bunları yapamıyoruz toplumlar. Çünkü o kadar bir koşturma içerisindeyiz ki. Peki, toplum da biraz şey değil mi böyle olumsuz. Çok yani olumsuz, akşam evet. Akşam haberleri açıyorsun bir tek olumlu haber yok. Yani olmadı mı mutlaka oldu ama tercih edilmiyor o ekrana getirmeyi. Sürekli olarak işte ölümler, kalımlar, negatif ne varsa haber. Gerçekten Türkiye'de o tercih ediliyor. Neden? Yani seviyor muyuz bunu? Bence acıdan mutlu oluyoruz. Zevk alıyoruz. Zevk alıyoruz. Mutsuzluktan zevk alıyoruz. Yani enerji vampirleri var toplumumuzda. Evet. Yani zevk alıyoruz bununla. Bu bizi besliyor aslında. Yani çok acı bir şey. Beslendiğimizi düşünüyoruz ama aslında daha çok dibe. Bu kadar kanserlerin çıkmasının sebebi. Kanserin en önemli sebebi sevgisizlik. Benim de düşüncem bu. Acıdan ve mutsuzluktan beslenmek yani toplumumuzdaki şey bu. Biraz önce söylediğim o negatif pozitif düşünce ve bizim hatamız bu. Yani acıdan ve mutsuzluktan beslenmek. Ben mesela az önce söylediğiniz gibi embriyoyu transfer ettiğim zaman artık iş bitmiş oluyor, bizden çıkıyor. Evet. Onlara her zaman şöyle diyorum, yaşına göre bir veya iki çocuk veya çocuklarınızı diyorum, embriyolarınızı şöyle ellerini koyuyorum, sıkı sıkı tutun diyorum. Sıkı tutun diyorum, yavrularınızla konuşun diyorum.
Ve o kadar güzel konuşanlar oluyor ki yani biz daha odadan ayrılmadan yavrum benim tutun şöyle böyle. Ay çok tatlı. Yani. Asıl hayat. Benimle gerçek bu yani asıl hayat gerçek hareket bu yani tamam çünkü çözemediğimiz şey hepimizin uğraştığı üreme sağlığıyla tüp bebekle bu işte uğraşan bütün insanların şu an için çözemediğimiz ne var? O embriyonun o yavruların tutunması. 10 numara embriyoyu koy oraya tutunmayabilir. 3 kere yapıyorsun çok güzel her şey harika tutunmuyor sen de deliriyorsun Asra deliriyor ama sonuçta yaşamın bir şeyi var değil mi? Pozitif olmamız lazım. Yani yaşayabilmemiz için bir insanın yaşayabilmesi için pozitif olması lazım. Ama maalesef negatif olmak pozitif olmaktan çok daha kolay. O yüzden insanlar kolaya kaçıyorlar. Yani sürekli bir şeylerden şikayet etmek. İşte hava soğukken ay dondum sıcakken ay kurdeşen döküyorum demek çok kolay. ve bunu yaşayan çok fazla insan var. Ve bence onların tedavi olması gerekiyor. Net. Bence yani öyle. Toplumda yani. Bir tedavi kesinlikle yani herkesin belki bir psikolog, klinik psikolog yardımıyla, belki daha ağır geçiriyorsa bir psikiyatr yardımıyla ya da yaşamda yolunu bulamayanlar ve yaşamı kaliteli halde yaşayamayanlar için yaşam koçları, spiritüel gelişim uzmanları vesaire bunlardan destek almamız lazım. Ha hiçbirini yapamıyorsak bununla ilgili kitapları okumamız lazım. Değil mi? Yani bir yerden başlamak lazım buna. Aynı fikirdeyim. Aynı yani fikirdeyim. Esasında toplumun düzelmesi tamamen senin sorumluluğundur. Yani bir şu olaya el at 24 saat. Ama işte kaç kişi ulaşabilecek Gülnur'a? Yani bizden başlasın. bizden başlayın. Ben ilk başladığım zaman böyle diyordum ki ya nasıl gidecek, nasıl olacak falan hani Türkiye'de yeni karamsardın, koçluk falan. Ondan sonra böyle düşünüyor, insan düşünüyor sonuçta yani 5 sene önce. Böyle düşünüyordum falan. Sonra için içine girdikçe dedim ki, Günür dedim çok işim var dedim. Çok ulaşman gereken insan var dedim. Çok ulaşman gereken ve çok yapman gereken iş var. Peki bu kadar eğitimi aldıktan sonra, insanların içini bu kadar okuduktan sonra senin hayatında neler değişti? Yani mesela bir insanı dışarıdan gördüğünde, beden diline baktığında, konuşmasının fark ettiğinde mesela o insanı tanıyabiliyor musun? Ya da o insanın içinde neler var, neler yok, hayatında neler eksik, neler fazla bunları bilebiliyor musun? Ya tanıyabiliyorum ama tanımamayı tercih ediyorum. Benim ofisime gelmedikçe ve benden danışmanlık almadıkça çünkü ben insanların pozitif yönlerine odaklanmayı tercih ediyorum. Çünkü bu bir seçimdir hayatta. Mutluluk da bir seçimdir, mutlu olmak da bir seçimdir, pozitif olmak da bir seçimdir, negatif olmak. Ben her insanın çünkü bir yerinde iyilik olduğuna... Ben negatiflikleri, hayatımda negatifliklere odaklanmayı çoktan bıraktım. Hep pozitiflere odaklanıyorum. Ha bazen hepimiz düşmüyor muyuz, üzülmüyor muyuz? Ben de insanım, ben de üzülüyorum. Ama benim tercihim pozitiflere odaklanmak ve mutlu olmayı seçmek. Ve tabii aslında zor iş. Şimdi böyle bir titrin olunca gittiğin her yerde insanlar senin yakanı bırakmıyorlardır muhtemelen. Biraz öyle oluyor gerçekten. Sürekli terapide gibi hissediyor olabilirsin kendini. Ben çok seviyorum. İnsana dair her şeyi ben çok seviyorum. Çok mutlu oluyorum. Hani o insanları mutlu ettiğim zaman sizin sayenizde böyle bir şey oldu dedikleri zaman ya bana isterse milyonlar versinler, trilyonlar versen ben o kadar mutlu olamam yani. Peki ruhu tamir olamayan ve o kara delikten çıkamayan insanlar da var değil mi? Var İpek'cim ama onun da çözümü var. Yani mücadele. Gerçekten mücadeleyi hayatta elden bırakmamamız lazım. Mücadelenin sonunda gerçekten kazanılıyor bir şeyler. Evet aynı şey işte tüp bebek için de söz konusu. 10 kere denemişler, 15 kere denemişler ve artık finalde yok biz bu işten vazgeçiyoruz demişler. Ama bununla ilgili Hakan'ın mucizevi hikayeleri de yok değil. Rekor kaçtı? Bunu hep söylemek, 13. söylettirmek istiyorum çünkü. Gerçekten çok önemli. Güzel ama. Örnek. Çünkü... Tedavideki başarısızlığın ana kaynağı hastanın bu tedaviden vazgeçmesi. Yani belki önemli kelime sabır ve devamlılık. Çünkü her tedavinin, her yapılan tedavinin belli bir şansı var. İşte o hastamız mesela 13.'de ikiz doğurdu. 12 kere negatif ve Almanya'dan gelip giden bir hastaydı. Noel olur gelir, Paskalya tatili olur gelir, yaz tatili olur gelir. Sonuçta ikiz doğurdu. Ve... Bu bütün meslek yaşamım içinde çok enteresandır benim için. Şu soruyu sordum. Ya hepsini de ben yaptım. Bizzat kendim yaptım. Yani 13 siklusu birden. 12 sefer ne farklıydı da olmadı veya 13. de neyi farklı yaptım da
bunlar dünyaya bunun gelecek. Sırrı sende galiba Hakan. Bu sırrı henüz keşfedemedim ben. Keşfedersem şey yapacağım. Ama sonuçta yani vermek istediğimiz mesaj şu. Lütfen sabredin. Yani iki kere olmadı, üç kere olmadı. Artık biz bu işten vazgeçtiğin anda çocuksuz bir hayatı tercih ediyorsun. Evet. Ki bu seni mutlu etmeyecektir. Çünkü çocuksuz bir hayatı tercih etmen, yani bunu tercih etmesen zaten bize gelmezdin. Hı hı. Dolayısıyla bu böyle bir süreç olarak algılamak lazım. Yani bir kere tedavi olacağım, iş bitecek değil. Ha, pek çok hastada bunu yapıyoruz. Yani ilk tedavide bebeği kucağına alıyor, evine gidiyor. Ama başarısız olunan hastalarda da el ele, gönül gönüle hep birlikte ileriye gitmek bazen lazım. Bazen de tüp bebek tedavisi görüyorlar, sonra bırakıyorlar ve birdenbire hamile kalıyorlar. Bunun örneklerini çok duyduk. Evet. Acaba hormonlarla oynuyor musunuz? Yani verdiğiniz ilaçlar, verdiğiniz destek hormonlar vücudun bazı noktalarında bir uyarılmaya sebebiyet veriyor mu? Ne düşünüyorsunuz Filip Bey? Tabii ki veriyor. Biz de bunu daha sık yaşıyoruz. Sizin duyduklarınızı biz yaşamış oluyoruz. Biz de seviniyoruz aslında. Üç kere, dört kere negatif, tam tedaviye başlayacakken ya adetim gecikti değildir ama deyip de pozitif olduğu zaman biz de seviniyoruz. Tabii ki bir şeyleri etkiliyoruz ama bu ilaçların bir yarı ömürleri var, bir vücuttan atılma süreleri var. Genellikle ondandır diyemeyiz. Hı hı. Ama bir siklus yaptık, tedavi yaptık, başarılı olamadık. Eğer ki yumurta rezervi düşük hastalarda kendi kendine bırakma şeklinde değil tabii ki. Yani yumurta rezervi düşük, her şeyi kötü, ilacı kullandınız bu ay olmadı ama önümüzdeki ay kendi kendinize gelir gibi değil ama bir ay ara verip bir sonrakinde tekrar yaparsanız bir cevap fazla alabiliyorsunuz. Hmm. Bunu uyguluyoruz. Ama o dediğinizde ilaçların etkisi çok çok yok. Belki şans. Evet. Şöyle bir şey var. Yurt dışında bazı ülkelerde listeler var. Yani o ülkedeki tüp bebek merkezi sayısı o ülkenin hasta ihtiyacını karşılamıyor. Dolayısıyla sizi listeye yazıyorlar. Diyorlar ki 6 ay sonra sizin tüp bebek sıranız gelecek. O 6 aylık sürede gebe kalan insanlar var. Bunu araştırmışlar neden diye. Tamamen psikolojik yani. Diyorsun ki ben artık bilmem ne üniversitesinde atıyorum 6 ay sonra Haziran ayında tüp bebek ve hiçbir derdin kalmıyor. O tarihi bekliyorsun. Fix olduğun tek şey o tarih. Siz de sıraya yazın artık. Yazacağız. Ben bugünlük işimi bitirsem diye bakıyorum. Türkiye'de hangisi var mı böyle bir şey? Yani isteyen ve ihtiyacı olan herkes herhangi bir tüp bebek merkezine gittiğinde hemen gün alabiliyor mu? Hemen gün alabiliyor genellikle. Sadece bazı üniversite hastaneleri yaz dönemlerinde ara verdiği dönemler oluyor. Onun dışında Türkiye'de şu anda aktif herhalde 140 civarında tüp bebek merkezi var ve her hastanın cevabına da karşılık verebiliyoruz. Ve yurt dışından pek çok hasta da geliyor tabii ki. Evet, Türkiye'ye artık yurt dışından çok hasta geliyor. Birkaç tane sebebi var. Bir tanesi gerçekten tedavi başarısı oldukça yüksek. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Tüm Türkiye ortalaması, Avrupa ortalamasının da biraz üzerindedir iyi merkezlerde olduğu sürece. İkincisi fiyat olarak avantajımız var. Avrupa ülkelerinin çoğuna göre daha hesaplı bir şekilde tüp bebek uygulaması yapıyoruz. Üçüncüsü özellikle Arap ülkelerinin vizesiz girebildiği bir ülkeyiz. Hı hı. Ve Müslüman bir ülke olmamız dolayısıyla da daha çok güven uyandırıyoruz onlar açısından. İyi, çok güzel. Peki Filip Bey bir şey daha soracağım. Şimdi bunun aşamaları var tabii ki ama sanıyorum eskiye nazaran artık daha kolay yürüyor. Tetkikler daha kolay, görüntüleme yöntemleri, kullandığınız son teknolojiler. Hastaların konforu ya da anne ve baba adaylarının konforu açısından çok önemli bir noktaya gelindi değil mi? Tabii ki. Bunlara bir tane daha ekleyeyim. İlaçlar daha kolay. Hı hı. O eski ilaçlara tabii benim yetişemediğim dönemlere uzun süren tedaviler. Hakan yetişmiştir. Hakan'a soralım. Kitapta vardır onlar. evet ben öyle başladım diyeyim zaten. Şimdi ilaç teknolojisinin gelişmesi bu tüp bebek konusunda hastaların en büyük yardımcısı. Çünkü yaptıranlar bilirler uzun ve kısa protokol, short longlar. Hep uzun dönem ilaç kullanımları ve uzun süre bir tedavi vardı. Şimdi yaklaşık 20 gün içerisinde adetin ikinci günü tedaviye başladıktan sonra 20 gün içinde ortalama dersek embriyo içeriye transfer bile edilmiş oluyor. 20 gün içinde oluyor bunlar. Tabii ki adetin ikinci günü başlarsanız yumurtaların geliştirilmesi, çatlatılması, toplanması, ondan sonra sperm alınıp embriyoların laboratuvarda olgunlaştırılması, takibi derken 5. gün transferi bile yapmış olsak en geç yine 20. günde bebeklerine kavuşmak için ümit ediyorlar. Ondan sonra da testimizi yapıyoruz. Bir 10-12. gün kan testiyle güzel, mutlu haberi vermeye çalışıyoruz.
Yani bir aylık bir süreçten mi bahsediyoruz bütün tabii bunlar ki, için? Tabii ki. Yani bunu net olarak söylemek lazım. Ben genelde ilk başladığımda hastama çıkmadan önce bunu muhakkak söylüyorum. Çünkü bunun birkaç ay sonra olacağını düşünenler oluyor. Süreç uzun mu sürecek onu bilemiyorlar. Veya çok daha kısa olacağını da düşünenler var ama daha çok daha uzunmuş gibi geliyor insanlara. Bu süreç aslında psikolojik olarak insanları daha yıpratıyordu uzun protokollerde. Şimdi o kadar fazla değil. Çünkü bizim de tekniklerimiz gelişti. Artık daha arkadaş gibiyiz hastalarımızla. Bizim bütün ekibimiz hastaların eşi, annesi, akrabaları sürekli iletişimde oluyoruz. Telefonlar, mesajlar, yakın takipler. Bunlar insanları çok güzel etkiliyor, psikolojilerini bozmuyor. Birçok iyi merkezde bizimkinde de olduğu gibi psikologlarımız oluyor onlara yardımcı olmak için ama genelde buna da ihtiyaç bırakmamaya çalışıyoruz. Ya küvezde hani hastanede bebekleri görmeye giderler, o cam ekranın arkasından evet. bakarlar ya. Sizde de öyle bir süreç var mı? Laboratuvar ortamında. Var işte. Ne oldu benim embriyom, ne oldu, ne oldu evet. diye. Tabii tabii, bu Elif anlatıyor ya, embriyoskop denen evet. cihaz var. 24 saat süreyle izleyebiliyoruz. Bunun filmlerini veriyoruz hastalara. Şöyle hikayeler duydum, çok güzel. Evde oturuyorlar, komşular falan geliyor. Hep birlikte bunu seyrediyorlar. İşte ikiye bölündü, dörde bölündü. Ah ne güzel falan falan. Bu gerçekten psikolojik olarak da çok önemli. Yani bir bağ kuruluyor. O benim şu anda içimde yaşıyor şeklinde. Bu tabii teknolojinin verdiği bir fayda bize. Hem doğru embriyoyu seçmek adına önemli. Yani gebelik şansının en yüksek olduğu embriyoyu seçmek adına. Hem de işte bu tip filmlerle ne olduğunu, biz şimdi embriyo diyoruz, embriyonun ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani hastalarımız da bilmiyor. Ama gördüklerinde bu bir gerçek olarak kendilerine geliyor ve içselleştirebiliyorlar onu. Peki bunca yıldır bu işi yapan insanlar olarak ve teknoloji buraya kadar geldi. Pek çok noktada size konfor sağlıyor ama ya şu da olsaydı dediğiniz bir şey var mı? İşte şu da olsaydı, o yerleşme. Yani aşağı yukarı 30 küsur yıldır tüp bebek uyguluyoruz ve iyileştiremediğimiz bir faktör var. Rahmin içine koyduktan sonra orada ne olduğunu bilemiyoruz. Hmm. Çok faktörlü bir şey. Yani bir tane, iki tane, yani şunu değiştirelim veya şu ilacı verelim, her şey mükemmel olsun. Ama bu olacaktır. Ne zaman olacaktır? İnşallah 10 sene sonra biz ikimiz seninle bu programı sunarken %100 gebelik başarısından bahsedeceğiz ve bu problemin çözüldüğünden bahsedeceğiz. Bebek isteyen herkese sevgili Hakan Özörneğin çok güzel bir hediyesi. Bebek istiyorum kitabı. Hakan, bu kitabı niye yazdın? Bu kitabı şunun için yazdım. İki sene önce bir araştırma yayınladılar bir Amerikan dergisinde. Toplumlara üreme sağlığıyla ilgili sorular sorulmuş. Gelişmiş ülkeler var, gelişmekte olan ülkeler var, pek çok ülke var. Ve en yanlış cevapları Türkler vermişler. Allah Allah. İnanamadım. Gerçekten inanamadım. Yani bizim esasında bu konuları iyi bildiğimizi düşünüyordum. Ama gerçekten araştırmada en sonuncu çıkan ülke Türkiye. Bunun üzerine bir üreme sağlığıyla ilgili gerçekten bir kitabın da piyasada olmadığını nereden bilgileniyoruz? Çok az belki annemiz babamızdan, genelde arkadaşlarımızdan, hı-hı. daha çoğunlukla da internetten. İnternetteki bilgilerin de yarısı doğru, yarısı yanlış ve sen bilemiyorsun hangi yarısı doğru. Dolayısıyla bu kitap bir kere tüp bebek üzerine yazılmış bir kitap değil. Normal evleneceksiniz veya evlendiniz. Hayatınızın bir döneminde çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Bunun için neler yapmalısınız, nelerden kaçınmalısınız ve ne zaman bir doktora başvurmalısınız hı-hı. sorularına cevap veren bir kitap. Kadınların yumurtlama takvimleri var. İşte kendimizi hazır hissediyoruz. Doğal yollardan olmak istiyorsak evet, ne yemen bu şansı lazım, nasıl arttırabiliriz? Ne içmen lazım? Yalnız şurada çok acayip bir şey var. Şimdi beni ilgilendirdiği için söyleyeyim. 40 artık yeni 20 mi ne demek? Şu demek. Şimdi maalesef toplumda kadına verdiğimiz bir rol var. Diyoruz ki kadından artık sen ekonomiye katkıda bulun. Ne yap? Önce eğitil, sonra kariyer yap, sonra para kazan, ondan sonra evlen ve ondan sonra da çocuk sahibi ol. Neden? Çünkü insan ömrü 1950'lerde 50 seneydi, şu anda 80 sene. Hı. Ve sen 80 seneye göre plan yapıyorsun. Fakat insanın ideal üreme yaşı olan 20'li yaşların başı ve 30'lu yaşların ortası ileri doğru kaymıyor. Yani senin hayatın uzuyor ama ideal doğum yaşı ileri doğru kaymadığı için sen yine o yaşlar arasında eğer çocuk sahibi olmak istiyorsan o çocuğunu yapmak durumundasın. O soruya cevap, yani 40 artık eski 20 mi? Hayır, değil.
20 hala eski 20, 40 ayrı bir şey. Dolayısıyla şu anda Amerika'da özellikle bizim işimizi yapanlar, yani tüp bebek uzmanları, toplumu yanlış yönlendirdiklerini düşünüyorlar ve buna karşı önlemleri almaya başladılar. Neden? Şöyle bir önyargı da var. Ben tamam kariyerimi yaparım, adamı bulurum, çocuk olmasa da 45'inde bile doğururum. Neden? Tüp bebek var, bunu yapabilirim. Hayır, bu da doğru bir imaj değil. Hı hı. Çünkü yaş ilerledikçe tüp bebekteki başarı şansı da düşüyor. 40'ın üzerindeki başarı şansı %15 civarıdır. Dolayısıyla eğer Amerika'da şu anda şunu düşünüyorlar, biz önce aile kavramına önem verelim, çocuk yapsın, kariyeri ama çocuk yaptığı için etkilenmesin kadının. Evet. Yani bir sene, bir buçuk sene işinden ayrı kalmasına rağmen daha hızlıca yukarı doğru ilerleyebilsin. Sırf bu sebeple bu kitabı yazdım. Yani günümüz toplumunda kadının bir problemi var. Çünkü hem toplum ondan ekonomik bir takım bir şeyler bekliyor, hem iyi bir aile kurmasını bekliyor ve bir anne olmasını da bekliyor. Ve insanlar da bunu tabii ki istiyorlar. Ama bunun için doğanın bize koyduğu sınırlamalar var. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Evet, Gülnur, evli misin, çocuğun var mı? Yok, evli değilim. Çocuk bekarım. Sahibi olmayı düşünüyor musun? İstiyorum. Yaşın kaç ki. Oldu canım? 30. 30. Tamam, daha vakit güzel, var. Güzel, daha vakit var. Paniğe gerek ama yok. Ama bu rehavete de kapılmamak lazım. Bunu senden duymak ne güzel. Öğreniyorum. Haftalarımı ben... yedin ama mesaj yerine ulaşmış. Evet, almam gereken bütün mesajları aldım ama yapacak bir şey yok artık. Yani evet, hayırlısı hayat diyoruz. Bu şekilde geçiyor. Hayırlısı diyoruz, konuyu kapatıyoruz. Benden çıksın da nereye giderse gitsin artık, yine bana geliyor oklar. Peki toplumda şöyle bir bakış açısı var. Hani hiç güzellik geçmeyecek. Ondan sonra yaş hiç geçmeyecek gibi bir bakış açısı var. Ona göre hayatımızı şey yapamıyoruz, yani programlayamıyoruz. Evet. Ama aslında vakit çok çabuk geçiyor. Bazı şeyler aslında zamanında yapmakta çok fayda var. Evet, bak çok çabuk geçiyor. Bak bu yıl da bitti, yeni yıla giriyoruz. Yeni yıla girerken neler düşünelim? İçimizi nasıl duygularla dolduralım ki 2015 iyi geçsin? Valla hocam, benim yeni yıl mesajlarım her zaman çok farklıdır. Hadi hayırlısı. Ben ruhsal arınma, temizlik, kendinle mutlu olma, kendine yatırım yapma gibi hep mesajlar dilerim evrenden. Ve gelenlere de öyle mesajlar atarım, yakınlarıma da öyle mesajlar atarım. Önce kendine yatırım yap, o zaman hayatında neler olacağını 2014 görürsün. Kötü geçti diyelim mesela, ne yapmalıyız? 2014 kötü geçti. Oh, kurtulduk bu yıldan mı demeliyiz? Yok, hayır. 2014'te neler olmuşsa oradan derslerimizi alıp hatta liste yapabiliriz. 2015 için işte neler yapmak, to do list. Neler yapmak istiyorsun, evet. Ve otomatikman zaten evren onları gerçekleştiriyor. Ve çok enteresan, bazı insanların başına sürekli aynı şeyler geliyor. Aynı felaketler geliyor, aynı olumsuzluklar geliyor. Tam aman kurtuldum derken bir sene falan bir rahat ediyorlar. Ondan sonra tekrar başa dönüyorlar. Ve bu noktada işte niye hep benim başıma geliyor, niye hep aynı şeyler benim başıma geliyor diyorlar. Oradan alamadıkları dersler olduğu için mi evren bunu hep tekrarlıyor? Kesinlikle, alamadıkları ders var. Aslında karşılarına geliyor onları değiştirmesi için. En sonunda en zor, en çok onu challenge edecek şey geliyor aslında. Hmm. Değiştirmek için, ama değiştirmedikçe aynı şeylere geliyor. Mesela bir çocuğun, bir kız çocuğunun babasıyla ilişkisi iyi değilse aynı tarzda kişiler geliyor karşısına. Ta ki o karşısındaki kişiyi değiştirene kadar, kendisindeki olayı değiştir, değersizlik hissini değiştirene kadar. Reklam arasında Gülnur'la aslında çok enteresan bir sohbet ettik. Çok fazla yaşam koçu var, insanları bu şekilde olumlu yönlendirmeye çalışan çok fazlaca yayın var, insan var. Ama bu işe başlayanlar da hep bir noktada tıkandıkları için bu yola baş koyuyorlar ve sonra uzmanlaşıyorlar. Sende de böyle bir şey olmuş anladığım kadarıyla. Evet, bende de öyle bir şey oldu. Neydi o seni dibe vurduran? Ya mutsuzluk, yani hayatımda aslında her şey yolunda. Ailem çok iyi, işim gayet iyi, iletişim işi yapıyordum. Her şey yolundaydı ama içimde bir mutsuzluk vardı. Onlarla mutlu olmuyordum. Hani onlar artık benim için hani... Toplumda çok böyle artık benim gözlemlerim maddiyata bağımlı hale geldik. Hı hı. Statüler, mevkiler, hani ama şu ruhumuza yatırım yapmıyoruz. Her şeye yatırım yapıyoruz. Bayanlar çantaya, ayakkabıya, her şeye yatırım yapıyoruz. Ama şu ruhumuzu unutuyoruz. Aslında en önemli olan o. Aşk da onunla geliyor, başarı da onunla geliyor, bolluk bereket de onunla geliyor. Elimizden geleni yapacağız ve kendimize yatırım yapacağız. Benim 2015'ten dileğim insanlar için kendine yatırım. Kendi ruhuna yatırım. Tamam mı Filip? Tamam.
Yok Filip Bey bence neymiş? Zaten. Maddiyatı unutuyoruz. Artık ruhumuzun yüce bir noktaya gitmesi peki için. Peki biz bebeğe devam. Nasıl yatırım yapacağız? Evet, iyi bakacağız kendimize, doğru besleneceğiz. Eminim bunu gelen bütün anne ve baba adaylarına söylüyorsunuzdur ama başka neler yapacağız? Malum işte hava kirliliği, çevresel faktörler, bizi etkileyen pek çok şey var. Şimdi İstanbul'da bu hava kirliliği için yapacak çok bir şey yok. Yakın dönemde hava kirliliği yüzünden benim yavrular burada rahatsız oluyor. Şehir değiştireceğim, Antalya'ya gideceğim diyen arkadaşlarım bile var. Mümkün olduğu kadar tabii ki önce kendimizi değil mi, ruhumuzu, kafamızı temizleyeceğiz ki onlara bir düzgün bakabilelim. Çünkü biz neysek onlarda o olacak. Yapılan bazı çalışmalarda bu bizim yediğimiz, içtiğimiz, düşüncelerimiz, şunlar bunlar 3 nesil öteye bile aktarıldığı doğum öncesi, doğum gibi konular var. Bunlardan bahsediliyor. Önce kendimize iyi bakacağız. Ruh sağlığımıza, kendimizi pozitif tutacağız. Onun dışında beslenme konusunda tabii dikkat etmemiz lazım. Bizim çocukluğumuzda bile çok farklıydı her şey. Şu anda her şey değişik. Mümkün olduğu kadar sağlıklı beslemeye çalışacağız ama raftaki şeylerin ne olduğunu her zaman seçemiyoruz. Hı hı. Ama tabii az önce konuştuğumuz gibi o beslenme şeyi de kafada biter. Onu yerleştirmek lazım. Nedir bu? Karbonhidrattan, hastalarımıza söylediğimiz gibi. Yani gebe kalmadan önce de o hafif toplu hanımlara söylediğimiz gibi. Karbonhidrattan, şekerden, tatlıdan, o beyazlardan uzak durmak. Önce bir kendimizi düzeltmek. Bu da kafada bitiyor. Çünkü siz ne düşünürseniz, zayıf olmak istiyorsanız bunu başarırsınız. Şişman olmak istiyorsanız onu da başarırsınız. Kafanızda ne varsa o olursunuz. Çocuklarımıza da öyle davranmamız lazım. Spor alışkanlığı. Çok etkilediğini düşündüğünüz şeyler ne sigara, var? Sigara. Evet. Sigara her şeyi etkiliyor. Kadınların doğurganlığını etkiliyor. Erkeklerin de doğurganlığa etkisini etkiliyor. Bebekleri etkiliyor. Benim en çok hayrette ettiğim şeyler şudur. Şimdi bazı hastalarımız gebe kalacakları zaman sigarayı bırakıyorlar. Veya devam edenler de oluyor bir iki tane. Ama ben yeni bir bebek olacağı zaman içiyorsam da bırakırım. Niye? Çünkü bebek doğdu. Yeniden başladın. Gittin balkona sigaranı içtin, geldin leş gibi o çocuğa kokuyorsun. Hı hı. O koku, sigaranın içindeki bir sürü bildiğimiz bilmediğimiz bir sürü maddeler her şeyi çocuğu etkileyecek. Her şeyini etkileyecek. O yüzden bu kanserler, abuk subuk metabolik hastalıklar o yüzden bu kadar çoğaldı. Hani o eskiden, o eski günlerde falan bunlar yoktu falan denen şeyler o yüzden böyle. Ben insanları en çok o konuda, yani ben hayret ediyorum ona. Çocuk olduktan sonra nasıl olsa doğdu. Ben içerideyken içmedim. Şimdi yok, bence hiç içmeyin. Yani babanın da içmesi etkiliyor. O çocuğu kucağına alıyorsun. Yazık, günah değil mi o çocuğu? Bu biraz kendini kandırmak oluyor. Tabii vücudu ki. Kandırmak oluyor ama bence vücut tabii bunu ki. Yemiyor yani. Onun dışında zaten artık neden beslenirsek zarar göreceğimizi biliyoruz. O organik, inorganik falan filan onlar tamam onlar bir yerde ama işte beyaz ekmek, işte karbonhidrat, şu bu onları zaten kesebiliyoruz ama Hakan Bey'in dediği gibi sigara, alkol bile o kadar değil ama sigara gerçekten çok etkiliyor. Evet, enteresan gerçekten. Peki sevgili Gülnur, bundan sonra neler yapacaksın? Nasıl bir hayat bekliyor seni? Hem hastaların açısından hem senin açısından, danışanların açısından. Daha çok kişiye ulaşmak istiyorum. Doktoraya başlayacağım, psikoloji doktorasına. Önümüzdeki yani en büyük planım o. Hı hı. Onun haricinde zaten eğitimlerim bitti. Daha da kendimi geliştirmek. Ama sonu yok dedin. Sonu yok ama hani kendimle ilgili çalışmalarım devam edecek. Ama tek istediğim şey insanları daha mutlu hale getirmek. O zaman sizden en yakın zamanda keyifle. Bir kitap bekliyoruz. Evet. Öyle bir planım da var. Evet, çünkü gerçekten maddi imkanı olamayanlar, şimdi sen sonuçta bu işi para kazanıyorsun ve öyle yapıyorsun. Bundan hani para verip bir yere gitmektense bir kitaba para verip oradan alabildiğini almaya çalışan çok fazla sayıda insan var. Sizin gibi çok fazla insan var. Her hafta birini ayırsan ona ne maaş yeter, ne birikim yeter, ne bir şey yeter. Dolayısıyla sen gerçekten insanlığa faydalı olmak istiyorsan bence bir kitap yapmalısın, bir CD yapmalısın, bir şey yapmalısın artık. Bir şey yap artık ya, gözünü seveyim. Çok faydalanıyoruz çünkü. Artık ben insanların elinde romanlardan ziyade kişisel gelişim doğrudur, kitapları görüyorum. Çok doğrudur, çok yaygın okunuyor. Okunması da çok iyi esasında. Yani biz genelde çok okuyan bir toplum değiliz ama ben de mesela Vapur'da artık pek çok insan kitap veya gazete okuyor. Çok mutlu oluyorum çünkü Japonya'da %100 herkes
açıyorlar ve kitap okuyorlar. Biz de yavaş yavaş okur bir toplum olduk. Sen de o toplum için bir şeyler yazarsan seviniriz. Yok, yazıyorum zaten ama bir yaklaşık bir 6-7 ayı var. Bugüne kadar karşılaştığın en enteresan olay neydi? Bugüne kadar karşılaştığım en enteresan olay asansör korkusu. Asansör korkusu? Evet. Yenilebilen bir şey mi? Evet, yenilebilen ve çocuklarda daha çok hani oluyor. Uyku problemi ve asansör korkusu. Hemen hemen çoğu çocukta tek başına kalamama korkusu var. Neden kaynaklanıyor? Ya mesela bir kişinin, mesela çok şaşırmıştım. Babası yıllar evvel bir film izletmiş. Orada bir hayalet görmüş. O günden beri uyuyamıyor mesela. Allah Allah. Çok acayip. Çok değişik. Ama tabii ki o olayın üstünü kapatmışlar. Hani hiçbir kimseye göstermemişler çocuğu. Hep yanlarında uyutmuşlar. Hı-hı. Bu da hani doğru bir yöntem değil zaten. Bana geldiği zaman o andaki, film anındaki şeyi temizlemeye çalıştım. Ve şu an gayet rahat. Peki onu ne kadar bir sürede başarıyorsun? Bir saat. Ama 4-5 seans üst üste yapmamız gerekiyor. Bu yani kullandığın teknikler de dahil değil mi? Evet. Içine? Ben sadece zaten bir tekniğimi anlattım. Hani o kişinin ne istediğine, ne düşündüğünü kitapta tavsiye ediyorum. Hı hı. Kişinin ne istediğine bağlı. Ona göre bir yol haritası çiziyoruz. Bir de anne babalarda şey çok var değil mi? Seni bırakıp gideceğim. İşte bak beni kızdırma, yalnız kalırsın. Şimdi gidiyorum, bir daha gelmeyeceğim falan. Bu çocuğun bilinçaltına korkunç yerleşiyor. Kaybetme korkusu yaratıyor çocukta. Evet. Ve o kaybetme korkusu A'dan Z'ye bütün hayatımızı etkiliyor ileride. Özel ilişkileri etkiliyor. Arkadaş ilişkilerini etkiliyor ve kaybetmemek için, topluma kaybetmemek için her şeyi veriyoruz karşımızdakine. Çok enteresan. Yapmayalım bunları ya valla. Evet, yapmayalım. Böyle de bir mesaj peki, vererek. Peki ne yapalım Hakan? Yapmayalım, ne yapalım? Hepimiz bir olalım, her insan kardeşi olsun. Mutlu dileklerle önümüzdeki yıla girelim. Ruhumuzu temizleyelim. Korkularımızdan kurtulalım. Sürekli pozitif düşünelim. Biz pozitif düşünürsek hayatta zaten pozitif olacaktır. Evet. Nasıl bu güzel dilekler. Efendim bugün de yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz çünkü orada olduğunuzu biliyoruz. Sağ olun bizleri yalnız bırakmadığınız için. Bugün spiritüel gelişim uzmanı Gülnur Ünal'la birlikteydik. Ve tabii ki doktorumuz Filip Taşan bizimle birlikteydi. Tüp bebekle ilgili süremizin el verdiğince ayrıntılara değinmeye çalıştık. Hakan da buradaydı. Efendim hafta sonu programı burada bitti. Bir hafta boyunca sağlıklı kalın, mutlu kalın. Pozitif düşünün. Hoşça kalın.